Evet, tepsi Hayır. kebabı geldi efendim. Ellerinize sağlık. Patates püresini de kondurmuş. Tepsi kebabını doğru yazmış. Evet. Bunu rahatlıkla araştırmışsınızdır. Bu, evet, doğru bu. Geliş doğru geldi. Sunum şekli doğru geldi. Biraz afiyet olsun. Şeyde kaldık ama dedik acaba söylendiği gibi mi gelecek yoksa başka bir tarifte mi gelecek? Başka bir şekilde Günün mi gelecek? Doğru gelen tek yemeği mi? Evet. Evet. İnşallah sadece ismiyle puan vermiyorlardır Hülya. İnşallah lezzetine de bakıyorlardır puan verirken. Sadece dış görünüşüne. Hayır hayır dış görünüş olur mu? Lezzetine bakacağız. Lezzetine yani. Bakacağız. Bu lezzet yarışmasıysa lezzet. Şükran Hanım korkmayın yiyin. Yo yiyorum. Aç kalmayın. Aç kaldım diyor. Niye korksun ki? Yoksa ekmekle mi karnınızı doyurdunuz? Salatalar. Hazırlamışım unuttum. Neyse bunda puan kırıyor muyduk? Şükran Hanım ağzından kaçırdı. Ay. Salataların baktı geri dönüyor. Eksi puan veremiyor muyduk o zaman? Eğer yemek bitiminde eyvah eyvah ben ne yaptım? Gelseydi tabii ki kabul etmeyi puan kırmak zorunda. Seni yiyecekler şimdi. Yesinler valla. Zaten o kadar şey yapıyorsunuz ki bir salata. Şükran Hanım hiç kendinizi tutmuyorsunuz. Maalesef. Şükran Hanım biz de farkındaydık. Biz de söyleyebilirdik. Neden söylüyorsunuz ki? Ben böyle olduğunu ama ben ki bilmiyordum. Yani bilmeniz gerekiyor. Kadir rezil diye. Yani kaçıncı programını çekiyor? Aslında salatanın gelmemesi hepimizin dikkatini çekmişti. Ama Şükran abla birden hani zıplayıp gelmedi dedi. Ben de salatayı hatırlatmazdım. Kimse kusura bakmasın. İnsanlık öldü mü yani salata yapmışım, tepsiye koymuşum, getirmeyi unuttum. Ne güzel Şükran Hanım hatırlattı sağ olsun. Salatayı ben hatırlattığım için puanını kıracağım. Salata sonuçta geldi. Şükran abla eğer bunda puan kırarım diyorsa haksızlık yapar. 598. bölüm oldu Şükran ablacığım. Salatayı unuttukları zaman puan kırılıyor. Ama doğru. Hatırlatan iki yarışmacı değilsiniz. Şöyle bir şey var. Ben akşamları resmen, işten gelince seyrettiğim için. Resmen Şükran Hanım'ın üstüne yürüyorlar. Neden salatayı hatırlattın diye. Aziz mübarek gibi bekliyorlar ki sen dedi, unuttum. İşte unutmana yani sevindiler demek ki. Sevinmediler bak getirdi. Hevesleri kursaklarında kaldı. Yani demek ki gününde salatayı unutsan hatırlatmayacaklar sana. Canları sağ olsun. Ben unutmam Baktılar, zaten. Baktılar bir yerden puan kıramayacaklar salata olmayınca. Bence salata... Baktılar bir yerden puan kıramayacaklar mı? He. Yani her şey... Sabahtan beri dünya şey saydılar. Sence onlardan puan kıramayacaklarını mı düşünüyorsun? 50 tane kulp buldular. Ah her gide şey... Hülya ablam. İnşallah kırmazlar İnşallah yani. İnşallah kırmazlar bence. Her şey olduğu gibi yönlerine getirdim. İsimleri hariç. Lezzet yani... yarışmasındayız ya. Hani yemek programı bu. Hı hı. Olmuş mu lezzetine bak. Hiç laf canmazlığı bilmiyorsun. Daha çok performans bekliyordum ben bugün ama. Yok bana göre gayet iyi bugün. Yok ben yani, daha çok bekliyordum. Ben formdayım yine. Bence devam biraz arttır. Altta kalıyorsun bence. Yok. Yeterince savunan gayet yok yemeklerimi savunduğumu düşünüyorum. Hadi bakalım. Ben biraz daha pide alayım salata ekmek devam. Hayda. Bu da bizim etin ne kadar güzel. Çok bu acı. Da mı değil Şükran Hanım? Hayır çok acı gerçekten ama... çok acı. Karabiberi çok fazla. İyi de patates vardı ya az önce evet. O da aç. Bak acıydı onu beğendin. O patatesi vardı ya böyle. Bu kadar acı değildi. Bu direkt karabiber bak, tadı geliyor. Ama patates püresini niye yanına koydum? Niye? Yani bunu sadece de ikiniz yani pilav. Zaten hanımefendi pilavla patates püresi bir arada olmaz. Olur niye olmasın? Ara sıcağınız da patatesli zaten. Çok yani. Ara sıcağınız da patatesli ama. Ama böyle karabiber vuruyor direkt. Hı-hı. Direkt yani karabiber, acı normal değil. Üstündeki normal biberin hani acısı zaten. Bir acılık olur değil. Ya, o tatlı bir acılık olur. Bu sadece karabiber direkt vuruyor. Direkt karabiberin acısı geliyor, anladın mı? Şükran Hanım sürekli pide istedi. Çünkü ön plana çıkmak istiyordu. Zaten Şükran Hanım 3 gündür pide yiyor. Yemek yemiyor ki. Sırf puan vermemek için. Bir de ben bir şey daha soracağım. Bunu böyle hazır bir kıyma olarak mı aldın? Yani etini. Yoksa et alıp da kendin mi zırhtan geçirdin? Kendim güzelce. Yok normal kıyma aldım. Normal kıyma aldım. Ama orijinalinde zırhlanması gerekiyor ya bunun. Şimdi bunu orijinali gibi olmuş mu? Yalan söyleyemeyince ben. Kendim. Baktın ki devamı gelemeyecek. Kadir yani etin mi kıymayı mı bir... Yani Anlamadım. Zırhtan kıyma mı? Et mi geçirmesini bekliyordunuz? Evet, zırhtan. Evet, orijinali ama burada bakıp orijinali ben ona bir şey demiyorum. Kuzu dana beraber zırhtan geçirmesi gerekiyordu. Bütün malzemeleri de katıp incecik. Gibi güzel hani bu şekilde biraz yani kolay gerçekten. Oluyor ya. Robottan mı geçirdiniz, kendiniz mi kıydınız peki?
biberini falan. Biberini, soğanını. Elle doğradım. Hiç, hiç öyle benzemiyor. Bu robot. İyi canım, bu kadın o kadar şey mi beceremiyor yani? Çok bu robot. Çünkü el lezzeti oldu yani kendiniz doğradığınız zamanki evet, lezzetiyle aynı. Robottaki lezzeti aynı değil. Lezzetsiz mi bu? Peki, çok biraz özür dilerim. Çıkın Şükran Hanım pideye şey. Boğulmadan onu yorumlarım. Lahmacun harcı gibi oldu. Açılmamam. Resmen lahmacun harcı gibi oldu. Yani senin için bu hafta Kadir Ezil Dili en amarat benim değil. Kadir Ezil Dili en güzel pide benim oldu. 2-3 gündür pide yiyorsun. Ne yapayım plan? Bu kadar güzel yemek var ya. Gerçekten çok. Niye beğenmedin? Ciddi anlamda soruyorum. Gerçekten Filiz Hanım'ın dolması gibi acı. Onun ama biber acıyı da sizi... Adana gibi düşünün yani bu ama, acısız abi, olursa bakın, olmaz. Güzel tadı tuzu. Sofrasında. O gün siz ama Filiz Hanım'ın da olmasını Filiz Hanım'ın yemediniz acı diye. Salçası yoktu, kıyması sade, kupkuru bir şey. Sadece içinde soğan görünüyordu. Gerçekten bak. Neyinde? Neydi? O şey ana yemeğin. Ben o üstündeki püreyi ben kaldırdıktan sonra yemin ederim size sadece acılığından bahsediyor. Acılığından ana bahsediyor. Bak, ama hiç dinlemiyorsunuz. Dolmadan bahsediyor. Siz konuşun. Dolmadan bahsediyor. Gerçekten. Ama yemekten değil. Ana yemekten bahsediyor. Çok özür dilerim Şükran Hanım. Siz şimdi Filiz Hanım'a hiç örnek vermeyin. Filiz'ciğim çok pardon. Filiz Hanım'a hiç örnek vermeyin. O dolmayı bırakın. Aynen. Ana yemeğe gelelim. Hayır bu böyle olması gerekiyor diyorsunuz siz ya. Siz ana yemekten girdiniz ya Filiz Hanım'ın işte bu. Ana yemek demedim hanımefendi. Ne dediniz? Dolması dediniz. Biber dolmasına acı dediniz siz. Batmanlı olarak yemediniz. Diyorsunuz ki Adana yöresine ait. Tamam ama bu kadar karabiber koydunuz. Davet sofrası ve herkes yiyemiyor. Bakın. Yani bugün sizin gününüz, aradan kaç gün geçti? Bunu düşünerek bu karabiberi biraz daha aza indirebilirdiniz. Ben bunu bile bile acı yaptım ki o biber dolmasıydı. Bakın siz anlayamıyorsunuz. Acıyı da diyorum sen hanımefendi biber dolması gitsen, olarak demiyorum. Adana'ya benim şekerim yükseliyor ama fark ettim. Ne yapardın öyle birden? Evet, tepsi kebabı istiyorum. Önünüze acısız gelse yani ne tepkinizi çok onun merak. Acısıyla bunun acısı farklı mı peki o dolmanın? Bu direkt karabiber tadı bu, geliyor. Biraz daha az koyabilirdiniz. Ama o biber salçası, şey biber dolması. Peki acıdan yiyemedin ana yemeği. Helal. Bak. Ne sinirleniyorsun. Şükran Hanım bana haksızlık yaptığı için sesini yükseltti yani. Ben haksız olduğum için sesimi yükseltmedim. Hülya Hanım hiç fırsat vermediği için yorumlarımıza sürekli üzerimize konuştuğu için bir anda sesimi yükseltmek zorunda kaldım. Filiz Hanım buyurun. Patates püresi içinde tane olarak geliyor ağzıma. Tuzsuz onu beğenemedim. Pilav yani suyu çok olmuş pilavın. Tane tane olmuş. Ne olmuş? Pilavın suyu çok olmuş. Suyu çok olmuş. Suyu fazla diyorsun? Olmuş yani. Hiç katılmıyorum tane tane yağ. Ya bana biraz yağlı bile geldi hani pahalıyor böyle bak. Zaten işte hem yağlı lapa hem... Lapa mı olmuş? Hem lapa gibi yani lapaya... Ama ısıttım ya böyle. He ondan şimdi olabilir. Kaldığı zaman bir de ısıtıyorsun isterseniz o biraz daha böyle şeyini gidiyor. Olabilir. Şeyde tepsi kebabınız da gerçekten lahmacun içi gibi olmuş. Tepsi kebabı zaten... Tepsi kebabının malzemeleri nedir Filiz? Baktın mı internette? Evet baktım. Ne var içinde? Hayır malzemelerinden değil. Hani lezzeti lahmacun içi gibi olmuş. Malzemeleri nedir? Malzemeleri normal dana etini, kuzu etini, yağını onu zırhtan geçirirsiniz. Tamam. Kırmızı kapya biber, yeşil biber, maydanoz, soğan, sarımsak. Lahmacunun içinde baharat, ne var? Aynısı var. Lahmacun tadı gelmesi yani normal değil mi o zaman? Yani anlamadım. Normal zaten ondan bir şey demiyorum ama sadece... Ama öyle bir şey değil ki ya, yanlış olmuş da sanki ben buna kebap tadı değil lahmacun tadı alıyorum gibi dedim. Yani altında bir ekmeğe eksik yani. Aynı. Bence karabiberi biraz daha az olsaydı yenirdi. Bak girme şimdi araya tamam, dinle. Pardon. Tamam. Beğenmedin mi lezzetini? Karabiberi çok fazla olmuş çok baskın olmuş yani o yüzden ağır geliyor. O, beğenemedim. Bakın yani eleştiri şöyle bak. İnceliği nasıl, kıvamı nasıl, tadı tuzu nasıl, acılığı nasıl? Acı diyor işte. Acı yani diyoruz, tadı tuzunu diyoruz. Mı? Tepsi kebabı evet. Acı mı oluyor, acısız mı oluyor? Ama bu fazla acı. Hani benim dolmam ne kadar acıydı? Tamam bir tık ben de kabul ediyorum. Bir tık biraz acı fazla ama güzel yani. Lezzeti var mı? Size göre güzel acılı, bize göre çok. Ya şu an ben bunun biber dolmasıyla karşılaştırdığım zaman biber dolmasını her zaman yediğimiz için hani peki, onun acısı, acısı farklı ama farklı bu da rahatsız diyor. Etmiş onları. Kibriye abla. Adana usulü dediğim zaman hani gitsen Adana'da yesen kebap burada de, zaten tepsi kebabı yazıyor da Adana usulü diye bir şey yazmadı. Onu tepsi kebabı da yani et türlü şey. Arkadaşlar bu acısız olmuyormuş. Bunu anladık ama hanımlar da o zaman davet sonrasına uygun değil. Bu kadar acı. Direkt karabiber tadı geliyor bunda. Peki Kibriye abla.
Yaktı mı seni acısı? Beni acısı yakmadı. Hülya Hanım elinize sağlık. Patates püreniz pütür pütür olmuş. İçinde şeyler var şimdi birazcık. Mutfakta biraz kaldığı için isterseniz ben bunu robottan geçirmedim. Elle ezdim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.